Hiç çıkamayacağım sanettim. Oğlumdan beraber orada kaldık. Beyim yanımda öldü. 2 gün kaldı yanımda. Sonra bir şey tahta buldum. Tahtadan tıkır 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 vurmaya başladım. Dediler ki, acaba dedim duyar mı bizi, duymaz mı? Oğlum dedim, sen de bağır Bekir'e. Tamam anne dedi. Bağıramıyor çocuk, onu kliş ayağının üstüne düşmüş. Ben de cenin durumundayım. Yani böyle bu kolumun üstündeyim. Çıkacağım, çıkmacım hiç. Ümidim bile yoktu. Çok rüya gördüm. Hep rüyamış ama hepsi gerçek değilmiş. Böyle rüyalar gördüm. Güzel de rüyalar gördüm. Annemi gördüm. Kızımı gördüm. Kızım ölmüş. Kızım ambulanstaki çocuk. Abla dedi, Adana'ya götürdüm. He dedim, bak dedim, benim durumum yok ha dedim. Vallahi yok dedim. Burası da özel gibi bir yer. Çok sevindim, çok memnun oldum. Devletimizden Allah razı olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Hiç ben bilmiyordum böyle şeyler olduğunu. Görmeyin, biz Antakya'dan dışarı çıkmayalım.